Evet, merhaba. Bir Perspektif Kazan serisiyle daha karşındayız. Bugün kaçıncı çekimimiz oldu sayamıyorum artık. Gülmekten yanaklarıma ağrılar gelmeye başladı yavaş yavaş. Bugün NBA okullarındayız. Aynı zamanda kendilerine teşekkür ediyoruz bize okullarını açtıkları için, kampüslerini açtıkları için. Rabia hoş geldin. Ne haber, nasıl gidiyor? Güzel, yolunda. Rabia buradan aynı zamanda Kant Akademi koçlarımızdan. Aramıza yeni katıldı, geçtiğimiz ay katıldı. Kendisinden koşu hizmeti almak istiyorsan aşağıdaki linkten ulaşabilirsin aynı zamanda. Şimdi istersen seni bir tanıyalım öncesinde, sonrasında zaten senin de hikayen bir farklı. Bugün konuştuğun çok kişinin bir hikayesi farklı. Cidden böyle ilginç hikayeler var. Tam böyle tam perspektif kazanan hikayeleri var bugün. İstersen seni bir tanıyalım, sonrasında zaten konuşuruz o kısımları. Tamamdır. Zaten sayısal öğrencisiyim. Sayısal olarak yola başlamıştım yani. Manisa'dan, Anadolu Lisesi'nden mezunum. 92.36 ile mezun olmuştum liseden. 9-10 zaten karışıktı. 11-12'yi sayısal olarak okudum. Sonrasında mezun senesinde de sayısal olarak başladım. Sonra son 3 ay kala biraz araştırma yapmak istedim. Yani ben ne istiyorum ve istemiyorum. Yani son 3 ay kala yapılmaması gereken bir şey ama hep sonucu alalım, sonrasında bakarız tarzını düşünüyordum. Bunu biraz aşmak istedim son 3 ayda. Sonra beni mutlu edecek 3 tane bölüme karar vermiştim. Endüstri mühendisliği, matematik ve ekonomi. Bu üçü beni aynı derecede mutlu ediyordu yani. Kararım buydu benim. Ama en önemli ön koşu da Boğaziçi olması gerekiyordu. Evet. Mezuna da Boğaziçi'ne gelebilmek için kaldım diyebilirim aslında. Evet, 11. sınıfta gelmiştim buraya gezmeye Boğaziçi'ne ve dedim burası yani. Boğaziçi mezunluğun ilk kriterini oluşturdu yani. Normalde öyle hani bu mu yani falan denebilir normalde ama seni Yok. bayağı bir şey yapmış yani, etkilemiş yani. Ondan sonra hep Boğaziçi için çalıştım. 11'den sonrasında da. Endüstri mühendisi istiyordum. Hep istediğim şey buydu yani. Sonrasında işte birazcık araştırma yapınca genişledi. Bir de işte son zamanlar tam AYT denemelerimizi yapmaya başladığımız zamanlar olunca hani yanında eşit ağırlıkla çözeyim demeye başladığım zamanlarda biraz da iyi çözebildiğimi fark ettim. Öyle öyle çalışmaya başlamıştım eşit ağırlığa. Son 3 ayda biraz eşit ağırlık, sayısal ikisini beraber götürdüm ve sınav anında eşit ağırlık Şimdi oldu. sınav anını zaten detaylı konuşalım istiyorum. Farklı bir profil orada. Yani öğrenci kendini tanıtmaktan aslında sınav serüvenini de birazcık anlattın bize. Bu öğrenci profiliyle devam edelim o zaman. Hafif zaten konuştuk ama sonrasında o sınav anıdır. Nasıl bir karar verdik ve öncesinde bu kararı almanın altyapısını nasıl oluşturduk onları konuşalım zaten. Tamamdır. Bu öğrenci profili mesela nasıl bir profile sahiptik? Yani anladığım kadarıyla birazcık böyle değişebilen, şey Evet. yapabilen, modumuz hızlı yükselip düşebilen birisiydik herhalde. Ya evet. Etkileniyordum Ya biraz birazcık. rahat etkilenelim mi? Evet, olumsuzluklardan biraz etkilendiğim oluyordu ama yani hiç şey yapmadım. Ya 11. sınıfta işte Boğaziçi kazanmak istediğime karar vermiştim yani hani öncesinden kararım belliydi. Hedef oydu yani. Sonra 12. sınıfta zaten okulda sürekli Boğaziçi sweatshirt ile gezmeye başlamıştım. Nerede? Lisedeyken mi? Evet. 12. sınıfta kazanamadım ama yine de yani işte mezuna kalırsam kazanamaz mıyım acaba gibi bir sorum olmadı. Yani Boğaziçi kazanacağıma gerçekten çok inanmıştım. O benim için bir ön koşuldu yani. Diğer ihtimalleri değerlendirmemiştim pek Ya fazla. mezunlar için özellikle o şey olabiliyor yani bir kez olmadı bir daha olmayabilir hani kendine inanç bir kere düşünce ama sen onu kırmışsın anladığım Evet. kadarıyla kendi çalışma senende. Ya sınav anını konuşurken de mesela açıklarım. Ya 12. sınıf olsam 2021 sınavı mesela benim için bu şekilde geçmeyebilirdi. Çünkü mezun senesinin kazandırdığı çok daha farklı şeyler oluyor yani. Sınav anının kritiğini yapabilmek, o anı yönetebilmek hep bunlar mezun seneme borçlu olduğumu düşünüyorum. Yani Evet. o sana hem bir tecrübe hem de bir anlayış Evet. kazandırdı diyorsun. O zaman içeriğine biraz değinmeye başlayalım istersen onun. Yani bu iyi ki ve keşkeler. Yani mesela keşkeler daha çok 12. sınıftakiler olur herhalde. İyi Evet. kiler de mezun senesinde olur. Nasıl özetleyebiliriz o kısmı? Şöyle iyi kiler, iyi ki hani fikir değiştirmekten korkmadım. Bu çok önemli. 12. sınıfta bundan çok korkuyordum. Yani işte bir plana başlıyordum. Düzenim bozulmasın. Hep aynı düzende gideyim deyip bazen yanlış düzenlere devam ettirdiğim olmuş. Ama 12. sınıfta çalışma programında değişiklik yapmadan korkmadım. Yani bazen değişiklik yapmak iyi gelebiliyor yani. Bu benim keşkem olmuştu. Değişiklik yapmaktan korkmasaydım keşke 12. sınıfta. Çünkü 12. sınıfta da aklıma gelmişti. Acaba eşit ağırlık çalışsam mı demek. Ama işte sayısaldan devam etmiştim o süreçte. İşte bu düzeni bozmamalıyım gibi düşünüyordum. İyi ki ne işte iyi ki bunun kararını verebilmişim. Adapte olabilmişim Evet. sürece diyorsun. Evet. Başka var mı iki keşke?
İşte iyi ki eşitlerler geçmişim. Onu söyleyeyim. Zaten Evet. artık Yani şey iyi yani. ki çalışmışım. Aslında benimki tam geçmek değil ama iyi ki çalışmışım yani. Yani garanti ya, ikinci bir ihtimali de göz önünde bulundurmuşum Evet. diyorsun. Keşke var mı peki özellikle 12. sınıflar mezuna kalmana gerektiren şeyler ne bileyim. Keşke yapmasaydın dediğin. İşte yanlış olduğunu bildiğim şeyleri devam ettirdiğim için pişmanım birazcık. Bir de tam olarak ne istediğimi o zaman araştırmadığım için pişmanım. Çünkü hani benim motivasyonum bu eşit ağırlık çalışmaya başladıktan sonra çok artmıştı ve çalışma saatim de çok yükseldi. Çok çok yükseldi. Hani bunun sebebi artık ne istediğimi biliyor olmamdı. Yani sayısal çalışmalarım da çok yükselmişti o dönemde. İyi de böyle detaylı araştırınca ya ben artık üniversiteyi gerçekten istiyorum, bu bölümlere gitmeyi gerçekten istiyorum demiştim. O motivasyonu kendime mezun senesinde belki kazandırabilirdim. Bir de stres kontrolünü daha iyi sağlayabilirdim belki. Çünkü olumsuzluklardan çok etkileniyordum 12. sınıfta. Bir denemenin düşük gelmesi beni gerçekten çok etkiliyordu yani. Yani o aslında senin mezun senende 12. sınıfı ayıran şey çalışma metodum, sistemim değil, motivasyonum ve çalışma saatlerimdi Evet. diyorsun. Evet. Yani bir de plan olarak şöyle sırayla gidiyordum. Yani normalde işte kendime özel bir plan yapmıyordum. Bu da bir yanlıştı bence. İşte sınav sorularını, ikisi kitaptaki soruları sırasıyla çözüyordum. İşte ama daha sonrasında bir bölüm ayırmıştım kendime. Üç başlık altında mezun senesindeyken üç başlık ayarlamıştım. Hiç bilmediklerim, orta ayarda bildiklerim ve bildiklerim şeklinde. Mezun süresine de bu şekilde başladım ben. İşte konuları oraya sıraladım. Hiç bilmediklerimden işte bir konu, az bildiklerimden bir konu, çok iyi bildiklerimden bir konu. İşte hiç bilmediklerimden 10 test çözüyorsam çok iyi bildiğimden 2 test çözüp bırakıyordum mesela. Aynen bu şekilde başlamıştım ve özellikle bilmediklerimin üzerine gittim. İşte her konuya mutlaka çalışmalıyım gibi değil de ben bunu bilmiyorum, benim buna çalışmam lazım. Yani durum tespiti yaptın ve Evet. ona göre kategorizasyon yaptın. Aslında bizim hep Evet. söylediğimiz bir şey zaten yani Evet. şey olarak. Kişiye özel program, o gerçekten çok Evet, önemli. Kant Akademi'de fazlasıyla var zaten kişiye Evet. özel programda. Tamam, şimdi bu şeye değinebiliriz. Yani bu kaç netle başladın, kaç netle bitirdin sürecine bir değinelim. Yani 79,5-62 dedik. Peki Evet. öncesinde yani 12. sınıfın başında veya mezun senenin başında kaç netti bunlar? Ya 60 netleri gördüğümü hatırlıyorum 12. sınıfın başında. TYT'de. Evet. Sonrasında 95'lere kadar çıkmıştım yine. Mezun senesinde de aynı şekilde. Yani 100'ün üzerine çıktığım nadir oluyordu açıkçası. Biraz sayısaldan eşit ağırlık çözmeye karar vermemde bu da etkili oldu. Hani beni mutlu edecek bir bölüm eşit ağırlıkta da var. Ve hani TYT netlerim buna daha uygun gibi. Bunun da etkisi olmuştu durum Yani kritiği gene durum yapmamda. tespitini yapmak konusunda yardımcı olmuş, anladım. Yani o gerçekten bilinçli bir öğrencimsin aslında üniversite konusunda. Yani özellikle mezun senenle beraber. Onun kendi çıkarına yani TYT işte TYT'm yüksek. Tamam, o zaman kendi istediği bölüm konusunda bana avantaj sağlayabilir Evet. demişsin bazı noktalarda. AYT'de kaç netle başlamıştın? AYT'de 50 netleri, 55 netleri gördüğümü hatırlıyorum. Eşit ağırlığa ilk çözdüğüm denemesinde de 52 netle başlamıştım mezun senemde. Yani aslında ikisinden de 15 oran 20'şer netlik fark var ama ki sınav daha zordu. Daha da fazla aslında fark Evet. vardı. Yani 20-25 netlik farklar oluşturmuşsunuz başından sonuna kadar Evet, şimdi diyebiliriz. şöyle mezun senemdeyken ben 81 net yapmıştım TYT'de. 2020 sınavında. Ama o zaman sıralamam 65 bin gelmişti. Bunu da 79,5 yaptım ama 35 bin geldi. Evet, yani bayağı bir Evet. düşmüş yani. Yani daha düşük ama sıralama çok daha yüksek. Peki bu aylarda kaç net yapıyordu? Nisan ayında falan? Nisan ayında yavaş yavaş galiba 60'ın üzerine çıkmaya başlamıştım. Eşit ağırlıkta da sayısalda da. Ya İkisi. son denemelerini vuruyordu artık yani. Sen Evet. ikisini beraber hala götürüyordun tabii şu anda. Evet. Ya ben sınavın son gezisine kadar götürdüm ikisini Şimdi de. tamam, şimdi hatta ona geçebiliriz zaten. Artık vakit geldi. Can soruyorlardı bir de, lan geçmiyor musunuz hala, niye bu kısma geçmiyorsunuz diye. Şimdi geçelim ona. Yani sınav anı neydi, ne oldu? Bayağı radikal kararlar alınmış. Evet ya Nasıl bir şey oldu? şöyle öncesinde zaten eşit ağırlığa da tam çalışmıştım. O konuda da bir eksiğim yok. Sadece çok fazla alan denemesi çözememiştim. Ona vaktim kalmamıştı. Sınav anında şöyle oldu. Matematiği çözdüm. Bir de ben matematiğime güvendiğim için de 2020'deyken yanlışım yoktu matematikten. Fen yapamamıştım. Matematiğime güvendiğim için de bu sene de hani 40'a yakın yaparım diye bekliyordum 2021'de de. Sonra sınava girdik. Bir saatte ben matematiği bitiririm. Yarım saatte kontrol ederim. Tabii girdik gibi sandım işte. Evet, öyleydi. Sonrasında
Matematik 2 saat sürdü. Yani çıkamadım ve 30 soru işaretleyebildim. 30'da net beklemiyordum. Tam 30 netim geldi. 30 soru 30 zor. Evet. Çok iyi. O şekilde 29 Güzel güzelmiş, matematik güzel net. Tebrik ederim. 29 matematik bir geometri şeklindeydi. Geometride biraz eksiğim varmış. Yani Biraz varmış sınavda yani galiba. Ha. Ve sonra ne oldu? deneyimliydi. İşte 30 net beklemiyordum. Sınavda işte 2 saatte 30 soru işaretleyebildim. Şöyle fizik sorularına baktım. 2 soruya baktım. Çözemiyorum. Biraz matematikten de stresliyim. Döndüm bir de edebiyata baktım 2 soru. Orası akıyor biraz daha. Sonrasında kendime bir dakika verdim. Tam saate odaklandım. Bir dakikanın dolmasını bekliyorum. O sırada düşündüm ne yapacağım ben diye. Ama hani sırtımdan soğuk terler akıyor. Hani böyle düşündüm deyince o kadar kolay değildi. Ya tabii şu anda yani bir saat sonra bir bitti. Çıkacaksın yani. Evet. Alacak yerde. Evet. Yani şey bir de TYT'nin kötü geçtiğinin farkındaydım. Yani geçen seneden daha düşük net yaptım. Gerçekten de kötü geçmiş. Gerçi zordu ama yani net düşüklüğünün farkındaydım. Ya herkesin kötü geçti ama senin de kötü geçti. O Evet. sırada bilemiyorsun herkesin kötü geçip Evet. geçmediğini. İşte öyle olunca TYT'nin kötü geçtiğinin ve bana işte Boğaziçi kazandırmayacağını farkındaydım. Ha. Yani dedim ki ama imkansızdı. Şimdi endüstri gibi bölüm yani kötü net, belki çok iyi gelebilirdi ama boşlarımı biliyordum zaten. Hani Ha. boşum çok fazlaydı. Gelmeyeceğine bir kritiğini yapmıştım. Sonrasında matematiğe işte TYT benim kafamda soru işareti oluşturmuştu. AYT matematik kafamda soru işareti oluşturdu. Sonra bir fizik sorularına baktım. Fiziği yapamıyorum. Kimyayı yapabiliyorum ama fiziği yapamadım. Ve dedim ki matematik yok, TYT yok. Ki fizik de olmazsa yani sayısal kurtarmayacak yani. Harbi Geçen sene yaptığın yere geleceksin. O yüzden bir de edebiyata baktım. O bir dakika içinde bunu düşündüm ve değil. edebiyat çözmeye devam ettim. Yani edebiyatı tamamen sonrasında dedim ki edebiyattan çok vaktim olursa yine çözer sayısal bakarım. Ama sonra işte yine sonda bir dakika daha verdim. Çok az vaktim kalmıştı. Yani sonra dedim ki bir defa daha kontrol et eşit ağırlığı. Yani bu şekilde Ha. olacak yani. Yani o iki dakika senin şu anki durumunu özetliyor mu ya? Öyle bir ilginç bir şey Evet. var. Ama asla dedim ki şu an bir dakika içinde asla bir sene daha mezuna kalır mıyım? Yani bunu yaparsam yanlış bir şey olur mu? Bunu asla düşünmeyeceksin dedim kendime. Ya şimdi birkaç tane kafanda benim de oluştu. Bence birinci yaptığın yanlış yani şu anda konuşmanın bir anlamı yok burada oturduğumuz sürece ama hani videoyu izleyen kişiye uygun olarak matematiği 2 saat vermemiş herhalde. Yani Evet. orada o kadar uzun süre vakit harcamamış. Evet. Aslında belki onu tamam abi geçtim ben bunu desen belki senin için daha kötü olacaktı. Orası ayrı bir mevzu çünkü matematiği hızlı geçseydin bu sefer feni yapmaya kalkacaktın. Evet. TM gelmeyecekti belki de. Yani tabii ki Evet. şimdi talihin nereden vuracağı belli olmuyor. Evet. Aslında belki de yaptığın bir hata güzel bir şeye evrilmiş. Ki zaten aslında yapılması gereken de o oluyor. Yani hani Evet. bir şeyi bir bölüm zor vakit harcadım. Tamam o zaman. Yani o zaman ne Evet. çıkartabiliyoruz? Sen gayet de güzel bir şey çıkartmışsın. Yani bir karar Evet. vermişsin. Yani orada oturup şey de diyebilirim. Tamam matematik gitti, TYT Evet. yok. Fizik şey. Ben TM ya istemiyorum bakımı falan deseydin. Matematik çok önemli TM'ler için. Olmaz. Ama fen de yapamıyorum. Yani orada 10 dakika kitlensen sen orada. Hiçbir Evet. anlamı olacak ama şu anda dışarıdan baktığında TM kaç? 608. Yani gayet hani Evet. tamam, gayet iyi çalışmışsın. Hiçbir sıkıntı yok olmamış. Gayet düzenli çalışıyordun herhalde falan denecek bir sıralama elde etmişsin sonunda. Senin mezun sıralaması kaçtı? Oradan hiç konuşmadık ama. 42.500'de bıraktım sene. 42.000'den sadece MF'den girdin sonuçta. Evet. TM'den girmedin. Yani işte o sınavdaki o 2 dakikanın bile gerçekten şey olduğunu gösteriyor bize. Şimdi şeyi soracağım aslında. Şimdi tamam sınav anını zaten söyledin hani işte her şeyi bir kenara bırakabilmek önemli, bir karar verebilmek, onu şey yapabilmek önemli, seçeneklerini gözden geçirmek önemli. Evet. Onun öncesini soracağım. Şimdi sen TM altyapısı yok sende yani. Evet. Hani edebiyat, tarih, coğrafya bilmiyorsun. Tamam Evet. coğrafyanın gene genel kültür diyorlar, TM'ler bilmiyorum ne kadar doğru, AYT'yi öyle yapıyorlarmış. Ama tarih edebiyat yok sonuçta. Evet. Öğrenmemişsin, kendini öğreneceksin. Okulda öğretmiyorlar, okulda da mezuna kalmışsın zaten. Evet. Dershane bilmiyorum belki orada. Nasıl bir süreç götürdü seni orada? Şöyle ben dershaneye gitmemiştim. Mezun senesinde. Yani 11-12'den çok verim alamadığım için gitmemiştim. Bir de hani küçük bir şehirde yaşıyordum.
Yani alabildiğimi almıştım yani dershaneden. Ve şimdi şey kaldım, mezun senesine ilk kaldığımda dediğim gibi o 3 bölümlü tabloyu oluşturmuştum. Ve Kasım sonu geldiğinde işte benim TYT, AYT tüm konularım bitmişti. Ben direktman işte arada bir sınavdan sonra 15 gün boşluk bırakıp sonra tekrar çalışmaya başlamıştım. Ve hani Kasım sonu geldiğinde bir tur bitmişti ama. Edebiyat tarzı orada bitmişti yani. Hayır, eşit Ha. ağırlık hiç Ha, hiç başlamamıştım. başlamadım Aynen. daha. Hala başlamam ve Evet. devam yani. Evet, Ha. Kasım sonu işte ama senenin başı Kasım yani Ha, 2020'nin anladım. Kasım'ında. O sırada sayısala dair her şeyimi bitirmiştim. Sonra bir tur daha başlamıştım. İşte Aralık sonuna kadar bir kere daha bitirmiştim. Yani ben çok çalışıyordum günde. 10 saate yakın ders çalışıyordum normalde sayısal çalışırken de. Ama Ocak ayına geldiğimizde de sayısaldan sadece alan denemesi çözüyordum. İşte eksik olduğum yerlerde de soru bankası çözüyordum. Bu şekilde ilerliyordum. Çünkü benim aklımda işte son zamanlar eşit ağırlık bakar mıyım muhabbeti ufak ufak vardı. Yani hiç yok değildi. İşte son 3 ay geldi hadi eşit ağırlık bakalım gibi bir şey olmadı. Kafamda ufak ufak kırıntıları vardı ama bu kadar ciddi düşünmüyordum. Sonrasında işte araştırdım, başlamalı mıyım, başlarsam ne kadar vakit ayırmalıyım, hani istediğim yerler neresi olabilir, bir sıralamalarından haberdar oldum. Bu şekilde bir plan yaptım öncesinde. Bu sayısal çalışmam bu şekildeydi. Sonrasında işte son 3 ay kaldı, 105 gün kala işte ben artık eşit ağırlık çalışmanın kararını aldım, kitaplarımı sipariş ettim, tam 100 gün kala da kitaplarım geldi, eşit ağırlık kitaplarım. Abi. Evet, bu şekildeydi. Sonra işte bir plan yaptım eşit ağırlıktan. 28 günde edebiyatı bitirdim. 22 günde de tarihi bitirdim. O zaman kaynak önerisi yapabiliyor muyum burada? Yapabiliriz. Yok. Git yapmadım. Eşitmedim sadece sıkıntı yok. Önerebilirsin. Şey o zaman YouTube'dan işte benim hocamın şey edebiyat videolarını açtım. Hiç şey yapmadan direktman videoyu izliyordum. Arkasından kitabı çözüyordum. Bu şekilde 28 günde edebiyat bitti. Arkasından tarih için de aynısını yaptım. Yine o kaynağı aldım. Benim hocamın kaynağını aldım. Tarih için de aynısını yaptım. Coğrafyaya hiç çalışmadan girdim. Cemil'in coğrafya cesareti öyle olsun yani. Evet, yani öyle düşünmüştüm ama şöyle bu dönemde sayısal da çalışıyordum tabii. Şöyleydi, sabah işte 8 saate yakın edebiyat çalışıyordum. 8 Yani saat. evet. 28 günlük süreçte her gün 8 saat edebiyat mı çalıştın? Evet. Ama soru bir de parafın soru bankasını bitirmiştim. Bir de yanında alan denemesi de çözmeye çalışıyordum. Şöyle bir de son 100 gün kala haftada bir gün şey ara vermek şartıyla her gün deneme yapıyordum ben. Sabah AYT, işte arada 8 saat edebiyat çalışıyordum. Akşam 2 saatte fen bakıyordum. Matematik o artık zaten cepte Evet, gibi bakıyorduk yani. matematiğe artık şey yani yaparım diyordum. Bir de Ha. Denemeyle gidiyordun yani daha doğrusu. evet şey son zamanlar biraz apotemiye de tekrar bakmaya başlamıştım. Ama apotemileri bitirmiştim öncesinde. Son maraton testlerini tekrar çözmeye başlamıştım. Yani ama 2021 sınavında keşke daha fazla apoteminin maraton testlerini Ne yapademedi işte. çözseymişim. Oradan duysunlar sesini izleyen. Yani 8 saat fazla değil mi ya edebiyat için? Ya öyle de son Ne 2 bileyim. ayda. Ha ya sen 28 günde geleceksin Evet. diyorsun. Yani fazla vaktin kaldı o zaman bayağı bir derinlemesine öğrendin yani. Evet, yani 28 günde tüm konuların bitirmesine hariç bir de işte arz içinde alan denemesi çözdüğüm de var. İki tane de işte Ha. alan denemesi bitirmiştim o süreçte. Bunların hepsi dahil işte 28 gün sürmüştü. Hiç bunu bitirmeden tarihe hiç başlamadım. Çok iyi, çok farklı bir çalışma sistemi. Yani Evet. normalde çok enerjimiz bir çalışma sistemi değil. Yani Evet. matematiği bitir sonra bırak, edebiyatı bitir, tarih. Hepsi kümülatif ilerlemeli deriz normalde. Ama senin belki orada deneme çözmen düzenli, belki oradan Evet. taze kalmanı sağlamış olabilir. Ama her gün AYT denemesi yapıyordum. Yani şöyleydi şimdi. Sabah AYT denemesi yapıyordum. Sonra işte çalışmalarımı yapıyordum. Sonra arkasından akşam da TYT denemesi yapıyordum. Ertesi gün yerlerini değiştiriyordum. Sabah TYT, akşam AYT şeklinde. Günün sonunda sıralamamı hesaplıyordum. Her gün Ha. sıralamamı Vay. hesaplıyordum ve yazıyordum. Ben bu bölüm 3 bölümden hangisini kazanabiliyorum şu anda? Benim Sen direkt hedef alternatifim odaklı gitmişsin yani. evet, benim alternatifim ne olabilir? Bir ara işte eşit ağırlıkta uluslararası ticarete kadar geri çektim hedefimi. Vay. Çünkü hani bu da olabilir mi diye bakmıştım. Çünkü 2000 civarı yaptığım da oluyordu. Bir de şey her gün dedim ya sıralama hesaplıyorum diye. Ben sayısaldan hep işte 15 bin ve 4 bin arasına kadar o aralıkta gidip geliyordum son 3 ay sürecinde. Sayısal çalışmam da ciddi öncesinden fazlaydı yani. Ve o aralıkta gidiyordum ama eşit ağırlık yüksek oranlı hep ilk binin içindeydi.
Yani denemede olan sınavda olacaktı yani hani. Ha, yani orada senin biraz karar vermeni de etkilemiş o sıralama Evet. şeyleri. Yani son 3 ayda 90'a yakın deneme yapıyor. Yani çok farklı olmayacaktı yani. Yani tabii tabii istatistik yalan söylemez diye Evet. ekliyoruz zaten. Yani, yani şimdi dinledik ettik. Senin söylediğin çoğu şey aslında bizim öğrenciyle konuşurken bunu yapma sen, bu daha iyi olmaz diyebileceğimiz şeyler ama aslında güzel. Yani bu hani çeşitliliği görmek güzel ve şuna bağlayacağım aslında. Sen zaten günde 10 saat çalıştığın zaman istersen tersten oku. Yani bir şekilde o senin kafana oturuyor zaten. Yani Evet. çalışma süren arttıkça çalışma stilinin farklılığının sürece etkisi azalıyor. O oran Evet. ters orantılı gidiyor. Yani sen atıyorum ben işe gidiyorum, staja gidiyorum, ne bileyim ders çalışmıyorum, günde 4 saat çalışıyorum. Ya o zaman şimdi 4 saat çalışabiliyorsan sadece full edebiyat çalışman çok mantıklı olmayabilir ama sen günde 10 saat çalışabiliyorsan 5 saat edebiyat çalış, 8 saat çalış, deneme çözeceksin zaten. Her Evet. türlü bir şeylere vaktin kalıyor. O yüzden aslında sen de diğer arkadaşlar gibi anladığım kadarıyla çalışmayı yana koymuşsun. Evet. Sistem zaten gelmiş arkasında. O Evet. farklılığı görmek güzel oldu. Ama şu an bir öğrencim mesela bana hani böyle bir şey yapsam doğru olur mu diye sorsa ben ona yani matematik 40'ta 40 yapamıyorsan yapma derim. Çünkü benim matematik ayete matematik netlerim çok nadir bir şekilde 40'tan başka geliyordu. Yani hani 40 yapıyordum Ha. genelde. Ha, zaten bir yatkınlığım Evet. şeyim var diyor. Evet yani 38-40 bu aralıkta gidip geliyordum. O yüzden hani matematiğime güvendiğim için bu riski aldım yani son 3 ay matematik çalışmamı azalttım. Anladım. Yani Ya işte son işte haftada bir gün deneme yapmadığımda da matematiklere bakmaya çalışıyordum. Bir de benim şeyim vardı. Ben sene başından beri anladığım ama hoşuma giden yapamadığım soruları bir de işte yapamadıklarımı bir dosyanın içine biriktiriyordum. Bir soruyu bir sayfaya yapıştırıyordum ve onun detaylı çözümünü yapıyordum. Sonra gece yatmadan öncesinde de soruları ezberlercesine yani bakıyordum tekrar tekrar. Bunlar matematik sorularıydı işte. AYT matematiğin de birazcık hani mantık olduğunu düşünüyorum yani şey TYT matematikten farklı olarak hani çözüm Tabii yollarını tabii kesinlikle. aynen çözüm yollarının mantığını oturtmayı önemli buluyorum. Bunları hani çok dikkat ediyordum. İşte ondan öncesinde son 3 aya gelene kadar çok ciddi bir matematik çalışmam vardı. Öyle işte son zamanlar edebiyatı kolayladıktan sonra şeye biraz daha fen ağırlık vermeye başladım bir dönem işte. O Karşı şekilde. ortaya karıştılar. Evet. Bu şekilde gidiyor. Tamam. Yani şeyi zaten değindik. Haftalık programa değindik galiba değil mi? Orada ekleyeceğim bir şey var mı böyle? Ekstradan çalışma saatleri ne bileyim Ya bölümden. işte Yansıtırız direkt ekrana zaten. Yani aha. varsa diye soruyorum ekstradan bir şey. Ya ekstradan bir şey yok. İşte benim bu çalışma saatlerimin çok artmasının sebebi işte ben bu eşit ağırlıkta iyi sıralamalar yapabiliyorum şu anda. Hep ilk bine yakın civarda yapıyorum denemelerde. Ve işte matematiğimi kurtarır ve gerçekten istiyorum. Yani Ha. Yani bir, zaten hedef spesifik olduğu için evet. hani şey demedin yani sınavda ne yaparsam kârdır, hayır bunu yapmak için bunu yapmam lazım dedin. Evet. Hani fen de çözeyim oradan da gelebilir falan değil, direkt tamam hedefe yönelik ya hep ya hiç birazcık da aslında Yani dediğin oldu ya ama ama o... işte dedim yani sıralamaları böyle işte hesapladığımda alternatif bir şeylerle geliştirmeye çalışıyordum. Çok işte hani olmazsa onlar da Anladım. olsun Ki zaten gibisinden. hani senin dediğin gibi yani mesela ben onu da söylüyorum işte sınav zor olursa ne olur falan. Ya ben şey diyorum, şimdi sen şu anda 120 sorudan 100 net mi yapıyorsun? 80 net mi? Ne demek bu? 12 sorunun 8'ini yapıyorsun 180 net yapıyorsan. Evet. Yani 12'de 8 ne demek? 4'te 3. Yani sen 100 sorunun 75'ini yapıyorsun oran Evet. aralığında. E sınav zor oldu atıyorum. Çok zor bir sınav oldu. Ki çok zor sınav dediğin 10 tane fazla zor soru sorsa bu adamlar çok zor bir sınav olur. Evet. Yani YKS'de çok zor bir sınavın 100 sorusu da zor olmaz yani. O öyle, Evet. öyle dedi. AYT Matematik 2021 de öyleydi. 5 Evet. tane sorusu fazladan zordu ama çok zor bir sınav. Evet. Yani neye getiriyorum? 110 soru. Yani 10 soruyu sal. Tamam çözmüyorum ben. 110 sorunun 4'te 3'ü kaç ediyor? Var mı? Ekonomist sen Evet. bileceksin. Ben nasıl hesaplıyoruz? 4'e 1 ya kaç ediyor işte? Vallahi hesaplayamadım ya. Kaç ediyor? Kaç ediyor? 110'un 105, 4'te 3'ü. 52,5, 52,5 çarpı 3. Allah rezil olur. Kesin rezil olur. Evet. Ya 65, 150. 70, 75 falan ediyor değil mi? Evet. 77. Ya zaten 100'ün 4'te 3'ü 75. Evet. 110'un 4'te 3'ü 77,5 Ay 110 falan ediyor. tamam ben 210'da Aynen. hesapladım. 120'nin 4'ü işte. Yani sen Kesersek iyi olur. evet. Tamam. Burası şey olmasın. Boğaz kirliler şey olmasın. Yani 75, 77,5'tan falan bahsediyoruz. Yani Evet. sen çok zor bir sınav varsa senin 2 net düşürmen lazım abi. Yani Evet. o ağlayıp oturmanın anlamı yok yani. 4, 10 soru fazla doğrusu sen o zaman netin 10 düşmeyecek fark ettiysen. Evet. 3-4 düşecek yani. O mentaliteyi bizim şey yapmamız lazım. Yani 10 da daha doğrusu 10 yani maksimum 10 düşecek yani. Gidip 20 net düşüremez. Evet. Sen de aslında
Niye nasıl buraya geldik? Şuradan geldik. Yani benim TM'de bir istatistiğim var. İlk güne girmişim. Bu sınavda da gireceğim. Bu sınav zor kolay fark etmez. Ben çünkü olduğum yerlerde evet, yapmışım. Bunu bir daha yapacağım. O zaman TM seçiyorum demişsin aslında. O anlamda önemli olmuş. Ya evet, şimdi şey mesela bu aslında çıkmış çıkacaktır gibi muhabbet var ya, LYS'de de mesela bütün LYS'ler orta yani normal bir düzende gidiyorken bir LYS'yi çok zor yapıyorlar. Yani hatta o dönem işte o LYS'ye girenler bizim sınavdan sonra işte bizim de sınavımız çok zordu, sonra netler çok düştü falan diye YouTube'a video atmaya başladılar. Hani bir şey fark ettirmiyor aslında. Yani netler çok düşebilir ama sonuçta bu sınav zor ya da kolay fark etmiyor bu durum. Belli bir Sıralama sınavında aynen, değişmiyor. sıralama sınavında bir değişiklik olmuyor. Bir de işte mesela ben 10 saat çalışıyordum normalde sayısal çalışıyorken. Bu eşit ağırlık çalışmaya başladıktan sonra 14 saate çıktı. İşte 8 saatte edebiyat olmak şeklinde. Evet biraz fazla ama yani Ya yapacak bir şey yok. evet. İkisine de çalışırsan bazı bedeller ödeyeceksin yani. Evet. Tamam. Peki son olarak şeyi sorayım. Yani şu anda geriye dönüp baktığımda böyle bir stresli bir çalışma sürecinden geçtim. Şu anda bulunduğun konudan memnun musun diye soracağım ama herhalde cevabı Evet. bellidir gibi. Ya evet, memnunum. Yani İstediğim gerçekten. bölüm şu anda hayalini kurduğun. Evet, istediğim okul, istediğim bölüm. Yani mutluyum burada. Biraz kilos olması sıkıntı var. O da Evet. ilerleyen süreçte zaten düzelecek yani. Evet. Düzelecek bir Yani şey. ilk yüze girememek beni bu konuda üzdü. İşte görüyorsunuz işte yani Boğaziçi ekonomi hedefti. Şimdi artık ilk 100 hedef oluyor bir anda. İlk 100 olsa ilk 30 bursu gelmedi. Ya insan oluyor. Mutlu olmamak için ben de yani. İlk 300'e giremedi. Şimdi üzülmüştüm bir gece, iki gece falan. Yani sanki ne oldu beni fark edecekti. Fark etmedi hiçbir şey. Tamam. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Süreçle alakalı. Yok, bu şekilde yani genel olarak biraz karmaşık ama yani işin içine girince bence metodik bir şekilde ilerleyince oluyor. Ya evet, dediğimiz gibi yani sen 10 saatin üzerine çıktığın zaman bir şeyler Evet. açılıyor zaten yani. İlla ki Evet. bir açık yol buluyorsun. Tamam, teşekkür ederiz. Teşekkür geldiğin Ben için teşekkür Eda abi. ederim. Bu arada koşuş kalmak istiyorsanız abi ben dediğim gibi Kant Akademi koşuşluk sistemlerimizi aşağıdaki sistem şeyden inceleyebilirsiniz linkten de. Şimdilik bizden bu kadar. Hem Kant Akademi içerikleriyle hem de ürettiğimiz bu tarzda diğer YKS içerikleriyle senin süreç içerisinde yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendine iyi bak. Selamlar.